Merhaba arkadaşlar. Evet, süper güçleri olan, imkansızlarını başaran harika insanların oyunları, Paralimpik Oyunlar başlıyor. Başarmak, savaşmak senin elinde. Hiç yılma, tek bir gün vazgeçme. Evet, yaklaşık 2 hafta önce Olimpik Oyunları sonuna gelindi ve bir sürü yarışlar izledik, bir sürü rekorlar izledik, harika anlara şahitlik yaptık ama her yerde olimpiyatlar bitti dendi. Orada bir yanlış anlaşılma oldu arkadaşlar. Olimpiyatlar bitmedi. Olimpik oyunlar bitti arkadaşlar. Şimdi sırada Paralimpik oyunlar var. Bu Paralimpik oyunlar olimpiyat oyunlarıyla paralel olarak yapılan ve imkansızını başaran insanların yarıştığı oyunlar. Burada yarışan sporcuların hepsinin tek tek ilham verici hikayeleri var arkadaşlar. Mesela bu harika insanlardan biri daha önceki videolardan da konuğumuz Hamide Doğangün'dü. 9-10 yaşlarında evinin sokağında oyun oynarken bir kamyonun sıkıştırmasıyla bir kaza geçiriyor ve omurilik felci oluyor. Ama geçen zaman onu yıldırmıyor ve şu anda olimpiyatlarda ülkemizi temsil ediyor. Ve onun gibi süper güçleri olan harika 87 sporcumuz orada bizi temsil edecek arkadaşlar. Bizim sporcularımıza gelmeden önce bu Paralimpik oyunlar hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. İlk olarak 1948 yılında Sir Ludwig Goodman'ın 2. Dünya Savaşı gazileri için İngiltere'de düzenlediği müsabakalar Uluslararası Paralimpik Oyunların ilk adımını atmıştır arkadaşlar. İlk yarışma Londra Olimpiyat Oyunları'nın başladığı gün olan 29 Temmuz 1948'de omurilik felçli eski askerler arasında yapılan bir ok atma yarışmasıdır ve sadece 16 sporcu katılmıştır. Ve 1960 yılında Roma'da ilk kez düzenlenmeye başlanan Paralimpik Oyunlar o yıldan itibaren 4 yılda bir yapılmaya başlanmıştır. 2001 yılında da alınan bir kararla Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapan ülke bu oyunların hemen sonrasında aynı tesislerde Paralimpik Oyunlara ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Türkiye'de ilk olarak bu oyunlara 1992'de İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Paralimpik Oyunlarda katıldı. Ve ilk temsilcimiz de para yüzme branşındaki Mehmet Gürkan oldu. 2004 yılında Atina'da ise ülkemizi 8 sporcu temsil etti ve Türkiye'ye Muharrem Korhan Yamaç ilk altın madalyayı kazandırdı. Ve gelelim Tokyo 2020'ye. 16. Yaz Paralimpik Oyunları olan Tokyo 2020'de tam 13 branşta 87 sporcumuz var. Ve imkansızını başaran bu sporcular dünyanın en iyi sporcuları. Aralarında dünya rekortmenleri, dünya şampiyonları var. Paralimpik sporcularımızın macerası sabaha karşı 3'te yüzmeyle başlıyor arkadaşlar. Şampiyonumuz Sümeyye Boyacı, Sevilla Öztürk ve Elif İldem'le ilk mücadelelerimizi vereceğiz. Paralimpik oyunlarda yarışacak tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Orada olmanız, bizi temsil etmeniz bile bize gurur veriyor arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederiz. Ayrıca her gün Mobisen Özgürsün Instagram sayfasında Murat Ağacan'ın sunumuyla Paralimpik oyunlarla ilgili tüm haberler orada olacak. O yüzden de Mobisen Özgürsün Instagram sayfasını takip etmeye devam edin arkadaşlar. Olimpik oyunları belki kaçırmış olabilirsiniz ama Paralimpik oyunların her mücadelesini mutlaka izleyin arkadaşlar. O yarışlardan bir tanesi sizin hayatınızı değiştirebilir. Ve şunu asla unutmayın arkadaşlar. Özgürce hareket ettiğinizde imkansız diye bir şey yoktur. Hadi bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.